Bismillahirrahmanirrahim. Eski meşayihlerin, ulemalara, alimlerin, halkın ulemalara saygısı, sevgisi. Nereden nereye gidildiğiyle ilgili bir ders olsun size. Hazru meşayihleri, Hazru uleması Nurşin'den gelecek olan meşayihleri karşılama törenlerine bakın. Şeyh Maşuk Hazretleri geliyor. Şeyh Taha, Şeyh Takiddin, Şeyh Muhammed Nasır, Üstad Molla Abdülbaki, Seyde Molla Zahir gibi ulemalar. Hane halkı, 500 tane hane halkı Hazru'dan aşağı inmiş. Dışarıdan, kasabalardan insanlar toplanmış. Bu kadar kalabalığı hayatımda ilk kez yeni görüyorum diyor Hazreti İsmail Çetin amcamız. Babası da elini tutmuş. Gel diyor, sen de gel diyor. Karşılamaya gidelim şeyhlerimiz. O zaman babası Molla Mahfuz'un üzerinde sakalı da yok idi. Karşılama esnasında adeta yeni ağılın açılıp da kuzuların çıktığında çıkarttığı sesler gibi ağlayışlar, gürültüler, titreyişler vardı. Babam beni çekti. Şeyh Maşuk'un elini tuttuğu zaman Şeyh Maşuk kendisine bu gece ben Hacı Faris'teyim, oraya gel dedi. Şeyhlerin ziyaretinden sonra eve dönerken babam gülüyor. Şeyhin niyeti beni tuzağa düşürmesidir diyor. Şu şeyhlerden hoşlanmıyorum ama çok da hürmet ediyorum, çok da seviyorum diyor. Yani adeti üzere hane halkını babam güldürüyordu. Evimiz camiye çok yakındı. Arada sadece bir sokak vardı. Cuma gecesi olsa gerek ki o devrede Hazru müezzini babamın ve annemin de amcası olan Molla Said'di. Seladan sonra temcid kasidesini minarede okudu. Bir cemaat Üstad Hacı Fettah'ın talebeleriyle birlikte dışarıda caminin üstünde tekrarlamaya başlamışlardı. Camideki cemaatten temcid kasidesini bilen sofiler, hocalar caminin üzerinde olan seslere icabetler ediyorlardı. Kasaba o nur tanelerinin dolusuna yakalanmıştı. Biz de evimizde her üç sesi dinliyoruz. Evimizde ağlamayan kimse kalmamıştı. Sanırım dağlar, taşlar o gün onlarla beraber temcid kasidesini okuyorlardı. Babam o gece şeyhlerin tuzağına girmeyeyim diye camiye gitmemişti. Yatsı namazına kalktı. Bilmiyorum, bir baktım ki tepeden tırnağa kadar titriyor, hıçkırıklar içerisinde ağlıyordu. Namazı bıraktı, beni bağlayın dedi. Bağırdı, beni bağlayın dedi. İyal fertleri ben de dahil olmak üzere ağladık. Onun analığı olan hayattaydı, ona haber verdik. Nene babamız ölüyor dedik, Hatice ninemiz kapıya geldi. Keskin bir bakışla ona baktı. Manzarayı şöyle bir gözden geçirdi. Allah ne kadar ona ses verdiyse elhamdülillah, elhamdülillah, bu ölüm değil dedi. Allah-u Teala'nın Habibinin başı hakkı için bu cezbedir, cezbedir. İnşallah şeyhlere gider, tövbe eder, hepimiz selamete çıkmış oluruz dedi. Molla Mahfuz tanınan sert yapılı bir zattı. Kendisi akrabalarının önünde taş kesilir. Molla Abdurrahman'ın yanında, Seyyide Hacı Fettah'ın yanında, büyük zevatların yanında, alimlerin yanında hiç sesi çıkarmazdı. Molla Abdülmecid, Molla Ali, Molla Said, Molla Abdurrahman, Molla Nazif, ikinci kuşakta olan bütün akrabaların yanında sesi çıkmayan babam, aynı zamanda onların aleyhine konuşan olsa gırtlaklarına sarılırdı. Komşularının aleyhine konuşan olsa yere devirirdi.
Molla Mahfuz tanınan biriydi. Hazro'da herkes ondan çekinirdi. Böyle bir zat iken birdenbire sadece bu meşayihlerin gelmesiyle hayatı değişecekti. Babam hıçkıra hıçkıra evden çıktı. Camiye gittiğini söylediler. Kimisi de bu adam vallahi çıldırmış diyorlardı. Nenem şeyhlerden cezbe kendisine ulaştı, aşka çarpıldı diyordu. Çocuk halimle sonradan unuttum. Ne zaman babamın geldiğini bilmiyorum. Ertesi günü sabah vakti yaklaştı. Analığına, ah hacı doğru mu, bu aşk mı? Bir taraftan gülüyor, bir taraftan hıçkırarak soru soruyordu. Hadice ninem gülüyor, bazen ağlıyordu. Aman yavrum, fırsatı kaçırma, şeyhlere sarıl diyordu. Akşama kadar gün böyle geçti. Akşam olunca tekrar ağlamaya başladı. Yemek yemeden kalktı. Nenem Hadice yolunu kesti, bana işaret etti. Şunu da götür beraberinde dedi. Belki şeyhlerin nazarlarına, bahşişlerine mazhar ola dedi. Eğer mazhar olursa sen maksadına ulaştın demektir dedi. Mazhar olmazsa dini bir vazifeni yapmış olursun diye yalvarmaya başladı. Babam yahu sen başıma bela mısın? Çocukla şeyhin alakası ne olur? Götürsem ne, götürmesem ne diyordu. Yine de insaf etti, güzel bir abdest aldırdı. Sonra benden ayrılma ha dedi. Meclislerine girdiğim zaman ne yaparsam sen de aynını yapacaksın dedi. Yola çıktık. Şeyhin bulunduğu Mir Faris Bey'in o devredeki kasabanın belediye reisiydi. Mirler vardı Hazru ilçesinde. Seyittiler onların evindeydi. Evi Alkan mahallesindeydi. Bizim cami mahallesi ile Alkan mahallesi arasında hayli mesafe vardı. Mir Hacı Faris Bey'in köşkünün iç kapısına vardık. Çok büyük kalabalık, halkı yara yara kalabalıktan kapısına vardık. Kapıda Hacı Faris Bey ellerinde kahve içeriye girmekteydi. Gel şeyh içeriye kimseyi alma diye emretti. Ama ben seni içeriye alayım dedi. Molla ailesindendi Molla Mahfuz. Herkes onu tanırdı. Babam peşine düştü, ben de babamın peşine düşerek kapıdan içeri girdim. Divanın yarısı çok çeşitli sarıklılar, sakallılar, entari ve cübbeyle oturmuş sevatlarla doluydu. Divanın diğer yarısı saf halinde yerde misafir olarak oturmaktaydı. İçeri girdikten sonra kapının sağına doğru babam 2-3 adım yürüdü, adeti üzere elini bağladı, ayakta bekleyerek çok gizli bir sesle selam verdi. Birisi selamını aldı ama kim olduğunu bilemedim. Ben de arkasından babamı taklit ettim. Ara sıra gülüyorum, o ağlıyor. Ben de etrafa bakıyorum. Babam hayli bir zaman ayakta kalmıştı. Ben dayanamadım, oturdum. Oradakilerden bir takım insanlar dışarıya çıktılar. İzdiham azaldı. Şeyhlere doğru bir yol açıldı. Babam önümde, ben arkasındaydım. Oradan birisinin işaretiyle Şeyh Mahzum, sonra Şeyh Abdülbaki'nin, sonra Şeyh Taha'nın, sonra Şeyh Maşuk'un ellerini öptüm. Babam şeyhlerin elini öpüp ayrılınca, babamı taklilden ben de diz çöktüm. Şeyhin elini alıp öptüm. Babam, efendim Nurşin'den buraya kadar adım adım gözlerim başım üzere bakarak geldiniz, başım üzerime basarak geldiniz dedi. Şeyh merhaba dedi, şunların da elini öpün dedi, şurada oturun diye yer gösterdi. Meclis sükuttaydı, hiç kimseden çıt çıkmıyordu. Benden daha serbest kimse yoktu. Sağa sola bakıyorum, şeyhlerin gözlerine, sarıklarına bakıyorum. Babam sessiz ağlamaktan titriyor. Bir zaman uyudum, sonra Şeyh Maşuk'un sesiyle uyandım. Şeyh ev sahibi Hacı Faris'e döndü. Bu hazırınızda Seyyid Şeyh Abdülkahir'in ile Hamiş köyünün meşayihinden Kutup Şeyh Yusuf Efendi arasında hakem olan Molla Süleyman kimdir diye sordu. Hacı Faris ben bilmiyorum efendim deyince Şeyh ikinci üçüncü kez fasılalı olarak sordu.
Kapıda oturan Sofi Hüseyin Efendi kafasını kaldırdı. Molla Süleyman 40 civarında vefat etti. Babama işareten şu adam ki kendisine Molla Mahfuz derler, onun oğludur diye cevap verdi. Şeyh Maşuk babama dönerek öyle mi Molla Mahfuz dedi. Babamın yüzüne baktım. Kurumuş bir göl gibi yüzü parıltılı, sesini alçalttı. Şeyh onu yanına davet etti. O yanına gidince ben de gittim. Babam efendim ben molla değilim. Ancak molla camiye kadar okumuşum. Ben bir parça Sa'd-ı Şarizi'nin Gülistan'ından, Şiraz'ın Gülistan'ından, bir parça Pende-i Attar'dan ezberlemişim. Onları da unuttum deyince, şeyh derin bir bakışla babama baktı, adeti üzere inledi, tebessüm etti, Seydam Molla Abdülbaki'ye dönerek, Seydam dedi, ben Şeyh Muhammed Selim ve Şeyh Muhammed Salim'den Molla Süleyman'ı işitmişim. Hazro'ya gelince hayatta olduğunu zannederek ondan sormuştum. Meğer pek yakında vefat etmiş. Bundan kaç sene sonra gelseydim görüşme nasip olacakmış. Önce gelseydim nasip olacakmış dedi. Babama döndü. Senin oğlun mu? Evet. Hadiminiz efendim dedi. Şeyh bana gel dedi. Gittim. Şeyhe vardım diz çöktüm. Babamı taklit ederek elini öptüm. Ayağa kalktım, elimi bağladım. Boynumu büktüm. Bütün dikkatimi şeyhe verdim. Şeyh elimi tuttu. Otur bakalım dedi. Oturdum. Elini öptüm. Şeyh biraz sonra babama şu köleyi bana sat dedi. Ben de onu Nurşin'e götüreyim. Molla Süleyman'ın torunu olduğuna göre çocuk bizdendir dedi. Babam efendim bunun anasını çok severdim. Amcamın kızıydı, vefat etti. Bir oğlan bir kız bıraktı. Kız da evlendi. Nurşin'e göndersem göremeyeceğim, dayanamayacağım. Tesellim de kalmayacaktır dedi. Şeyh kaç kere sözünü tekrarladıysa da o da aynını tekrarladı. O anda babam şeyhin seccadesine kapandı. Ben de kucağına düştüm. Babama tarikat almıştım. Babama tarikat verirken babamı takliden ben Şeyh Muhammed Selim'den tarikat almıştım. Bilahare devam edemedim. Sen de tarikatımı tazelemek istiyorum dedim. Şeyh tebessüm etti, iltifat etti. Papağan kaç yaşındasın dedi. Anlayamadım. Babama baktım, babam yedi dedi. Yedi dedim. Bana tarikat verdi, şöyle dedi mi? Tekrar et dedi. Ya Rabbi ben pişmanım. Hiçbir şey çalmayacağım, okuyacağım, Fatiha ettehiyyatı'yı ezberleyeceğim de dedi. Ben de dedim, ben Fatiha ettehiyyatı bilmiyorum, ezberlemem dedim. Şeyh sözüne devam etti. Seyda-i Hacı'yı seveceğim, hocalarımı seveceğim, cemaatle namaz kılacağım, okuyacağım, yaramazlığa paydos, oyun, eğlenceye yeter. Tutar mısın dedi. Aynısını tekrarladım. Anlayamadım bir lafızla dua etti. Dersin nedir biliyor musun dedi. Ben biliyorum dedim. O zaman hocadan Gülbahar okuyordum. Gülbahar'dan ezberlediğim dersimi söyledim. Şeyhlerin hepsi güldüler, tebessüm ettiler. Hayır hayır, benim sana vereceğim dersi alacaksın dedi. Akabinde 5 vakit namaz kılarsın. Her namazdan önce 5 kere estağfurullah ile dilinle söyleyeceksin. Hayalinde de ya Rabbi ben huzuruna layık değilim. Sen bir tek zatsın, büyüksün. Beni kul olarak kabul eyle, namazı tadili erkanla kılmayı nasip eyle de, selamdan sonra da 5 kere estağfurullah da de, hayalinde ya Rabbi büyüklüğüne layık bir namaz kılamadım, gafletimi bağışla, sana sığınmaktayım, yaramazlık aklına geldiği zaman da de ki, sana sığınmaktayım, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu şahidi, Allahu ma'i. Allah hazır olandadır, sana sığınırım. Allah beni kontrol etmektedir. Allah şahit olandır. Allah beni korumadadır. Allah benimle beraberdir. Kürtçe olarak tercümesiyle birlikte öğretti. Zannedersem 3 kere de bana tekrar ettirtti.
İşte Nur için meşayihlerine bağlanışı İsmail amcanın böyle olmuştu. Ama daha ilginci, babası Molla Mahfuz, kendisi o heybetiyle, o bakışlarıyla, halk içerisindeki durumuyla, aile içerisindeki sıkıntılarıyla, yani bilmeyen kimse yoktu. Babaannesi, Şeyh İsmail'in babaannesi olarak biliyorum, anneannesi de olabilir, Baciye Hatice o kadar sevinmişti ki onun meşayihlerle olmasına, babasının üzerinde 3 gün geçmeyen bir ağlama hakimiyeti verdi. Sadece meşayihleri görme, onların himmetinin hazır olması. Allah'ım bizi de sadıklarından eylesin. Büyüklere karşı saygıyı kusursuz yapmayı öğretsin. Bize de nasip eylesin. Allah'ın makamlarını âli eyle. Bizi de onlara layık eyle. Onlardan eyle, onlarla haşreyle. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem.